Sanat Dünyamızın yeni bölümünden hepinize merhabalar. Orta Asya'dan günümüze Türk sanatlarının peşinde bir kez daha yollardayız şehri İstanbul'da. Sokakları rengarenk resimlere, müziğe, sanata boyanan, tüm Türk dünyasının ortak değerlerini kalbinde bir hazine gibi saklayan, dünya kültür miraslarının en önemli ev sahiplerinden biri bu kadim şehir. Geleneksel sanatlarla modern sanatların damarlarında harmanlandığı, sanat, sanatçı ve sanatseverin aynı gök kubbe altında buluştuğu adeta bir açık hava müzesi olan bu koca şehirde yine bizi bize anlatan, bize ait izlerin peşindeyiz. İşte az sonra sanat dünyamızda izleyeceklerinizden kısa başlıklar. Fatih Sultan Mehmet'in Büyük İstanbul fethi için otağını kurduğu tarihi mekan Topkapı'da Türk dünyası, İstanbul Belediyesi'nin kurduğu bir mahallede yaşatılıyor. Türk dünyasının kültür ve sanatlarını bir araya toplayan Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ne, Türk Dünyası Kültür Evi Müze Müdürü Salih Doğan'la sizler için gezdik. Bu alan Türk Dünyası'nın bütün kültürel sanatsal öğelerinin ve kültür sanat ürünlerinin bir arada sergilendiği bir mekan olarak düzenlendi. Ünlü Ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu'na ait atölyeye konuk olduk. Orta Asya'dan günümüze ulaşan kadim Türk sanatlarından Ebru ve inceliklerini sizler için keşfettik. Ebru doğru kullanılırsa yapanda enaniyeti ortadan kaldırmaya vasıta olan önemli bir araç olduğunu inanıyorum Ebru'nun. Son olarak bir kültürü sanata dönüştüren Zarife Kerim'le Orta Asya Türk Dünyası mutfağını konuştuk. Bütün Türklerin yemek tadı birbirine çok benziyor. Sadece versiyonlar biraz değişik. Sanat dünyamızın bu bölümünde gideceğimiz ilk adres İstanbul'un kalbi Topkapı'da İstanbul Belediyesi'nin özverili çalışmalarıyla kurulan Türk dünyasına ait çok özel bir mahalle. Bu mahallede Türk dünyasının geçmişi, sanatı ve kültürüne dair keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok detay var ki vakit kaybetmeden başlıyoruz gezimize. Sanat dünyamızın yeni bölümünde Türk dünyasını ilgilendiren İstanbul'da, şehri İstanbul'da muhteşem bir mekandayız sizlerle birlikte. Burası Topkapı Kültür Parkı'nda kurulan Türk Dünyası Kültür Mahallesi. Yanımızda da Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nin müzesinin müdürü Sayın Salih Doğan var. Merhaba Salih. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Çok beğendik burayı, hayran olduk gerçekten. Birazcık bize bahseder misiniz? Burası nasıl bir yer, neler var? Az sonra sanat dünyamız izleyicilerle birlikte içeriği keşfedeceğiz ve neler göreceğiz orada? Şimdi biliyorsunuz burası eski otogarın olduğu mekan. Burası otogarın dönüşümünden sonra kültür parkına dönüştürüldü. 360 dönüm olarak Topkapı Kültür Parkı olarak düzenlendi. Bu çerçevede yine Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu bu noktada Türk Dünyası Kültür Mahallesi kuruldu. 8 tane Türk Cumhuriyeti'nin kültür evinden oluşan birer etnografik müze olarak oluşturulan, kalıcısı ve zaman zaman da değişebilen sergilerden oluşan bir kompleks burası. Türk dünyasının İstanbul'da ortak nabzının attığı, bütün etkinliklerinin, faaliyetlerinin organize edildiği, gerçekleştirildiği bir alan olarak İstanbul'daki başkonsolosluklarımızla beraber yapılan bir proje bu. Bu alan Orhun yazıtlarından tutun da Kırgızistan'ın Burana Kulesi'ne kadar, Kazak çadırından tutun da Kırgız çadırına kadar çok geniş yelpazede Türk dünyasının bütün kültürel sanatsal öğelerinin ve kültür sanat ürünlerinin bir arada sergilendiği bir mekan olarak düzenlendi. Kazak çadırı var, Kırgız çadırı var, Azerbaycan'ın ünlü Kız Kalesi içerisinde. 8 tane Türk dünyasına ait farklı ülkenin evleri var, içlerinde kendi sanatlarını keşfedeceğiz. Evet. Değil mi? Bir de Türk Dünyası restoranınız var, evet. Hediyelik eşya mağazanız var. İzleyicilerimiz iyice sabırsızlandı diye düşünüyorum. Bir önce artık gezmeye başlayalım. Tabii, buyurun. Hadi bakalım. Şimdi Kültür Mahallesi'ne girdik. Hemen sol tarafta bizi kitabeler karşıladı, değil mi? Evet, bunlar Türk tarihinin en eski belgeleri olan Orhun yazıtları. Orhun abilerinin birebir ölçekteki maketleri buraya konuldu. Biliyorsunuz şu anda kendisi Moğolistan'da Tika'nın bir çalışmasıyla muhafaza altına alınmış durumda. Burada Bilge Kağan Kültügin ve Vezir Tonyuk'a ait Türk tarihinin önemli belgeleri Göktürkçe ve Çince olarak belgeler burada bir maket halinde sergileniyor. Türk tarihi için son derece önemli çünkü bizim ilk yazılı kaynaklarımız, bir de Türklüğün aslında Orta Asya'ya dayandığını gösteren kanıtlar, değil mi bunlar? Elbette, elbette. Bu Bilge Kağan'ın, Kültügin'in ve Vezir Tonyukuk'un savaşlarından bahsediyor, onların kahramanlıklarından bahsediyor ve bir de Türk töresinden bahseden
öğeler var üzerinde. Burada görmüş olduğunuz gibi kaplumbağanın üzerinde olduğu görülüyor. Bunlar da kaplumbağa Göktürklerde uzun yaşamayı ve bilgeliği temsil eden bir hayvan olduğu için de hani hem devletin bekası hem uzun yaşaması hem de bilgelikle beraber yoluna devam etmesini temsilen böyle bir şey yapılmış. Gerçekten tarihimiz açısından son derece kıymetli. Siz de burada yaşatmış olmanızın bir anlamı var değil mi? Hemen girişte kitabeler bizi niye karşılıyor? Elbette İstanbul'da ilk defa Türk dünyasının ortak nabzının attığı bir alanda Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde Orhun yazıtları olması olmazdı. Biz de onun için buraya getirip bunları koyduk buraya. Siz de Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ne geldiğinizde önce yazıtların birebir orijinal kopyasını göreceksiniz. Sonra bizim gibi evleri ve diğer ziyaret edilecek alanları göreceksiniz. Biz devam edelim mi? Buyurun. Çadır Türkler için son derece önemli. Bizim de içinde bulunduğumuz bir Kırgız çadırı değil mi? Evet. Türklerin Orta Asya'daki göçebe yaşamlarının birinci derecede ana fonksiyonlarından bir tanesi bu çadır içerisinde yaşıyor olmaları. Bu görmüş olduğunuz çadır da çok özel. Tamamen orijinal söğüt ağacından yapılmış. Bu görmüş olduğunuz yuvarlak kısma tündük deniyor. Bu hem Kırgızlarda hem de Kazakların ortak bayraklarında kullandıkları bir amblemdir. Güneşi temsil eder. Bu gördüğünüz çubuklar güneş ışınlarını temsil eder. Keçedir. Orijinal kök boyadan yapılmıştır. Motifleri tamamen Türk motifleridir. Türk sanatının da inceliklerini görüyoruz aslında değil mi biz bu çadırda? Yani el işçiliğine bakıyoruz, halılara bakıyoruz. Her şeyin bir kere orijinal olduğunu söylüyorsunuz. El sanatları bakımından hem felsefi olarak hem güneş olarak aileyi temsil etmesi, bir aileyi kanatlarının altına almış olması artı içeri girerken de eğilerek giriyoruz. O da bir şekilde içeride yaşayanlara dışarıdan gelenlerin hürmet etmesi, haneye hürmet anlamında hem Türklerin yani gerçek anlamda yaşam öykülerinde hem sanatsal değerleri hem mimari o zamanki yapıya göre hem de felsefi olarak bir yaşam biçimini yansıtması bakımından bu çok önemli bir şey. Azerbaycan evine girdi. Azerbaycan evindeyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir Bakü panoraması var. Kıyafetler hemen kıyafetler, dikkatimizi. Kostümler evet. Bir Azeri beyi ve bir Azeri hanımefendisinin milli kıyafetleriyle beraber. Bu arada şu şıklığa bir bakmanızı rica ediyorum. Hakikaten çok zarif kıyafetler. Burada yine görmüş olduğunuz gibi hem Türk tarihi açısından hem müzik tarihi açısından çok önemli. Otantik enstrümanlar burada var. Bu şekilde hem zaman zaman bunları burada bu enstrümanların müziklerini dinlemek de mümkün. Biz de zaman zaman da yapmış olduğumuz etkinliklerde de yine bu enstrümanların çalındığı programlar da yapıyoruz. Geçmiş ve tarih mirasına sahip olan Kazakistan Kültür Evimizdeyiz. Burada Hoca Ahmet Yesevi'nin toy kazanı bu. Öyle yani mi? Şenliklerde kullanılan bir kazan bu. Bunun bir imitasyonu. Bir odamız daha var. Bu piramidin içerisinde bir kımız soframız var. Türk dünyasında kımız olmazsa olmazlardan bir tanesi biliyorsunuz at sütü. Ve bu bir kımız sofrası. Burada küçük bir kımız matrası var. Bir dombra var. Görmüş olduğunuz bu Kazakların çok önemli bir enstrüman. Son zamanlarda Türkiye'de de çok yaygın bir popüler oldu. Enstrüman. Diğer bir enstrümanımız yine Kazak kültürünün önemli vazgeçilmezlerinden kılkıyak. Ve bir de burada görmüş olduğunuz gibi at sırtında kullanılan bir kımız matrası. Evet, orijinaldir bu da yaklaşık 150 gram şeydir. Şimdi yine bir çadırın önündeyiz.
Evet, bu Kazakistan çadırımız. 40 kişilik tören çadırı bu. Sayın Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ettiği bir çadır bu. Burada aynı zamanda amfiteyatroyu görüyorsunuz. Burada 2000 kişilik amfiteyatroda bütün Türk dünyasının ortak bayramlarını kutluyoruz. Nevruz başta olmak üzere. Bütün Türk dünyasının bayramları, milli günleri, kurtuluş günleri vesaire bütün etkinliklerini burada bu alanda yapıyoruz. Türkistan, Azerbaycan en güzel yurdumuz. Türkistan, Anadolu en güzel yurdumuz. Şimdi sevgili izleyiciler, neredeyiz biliyor musunuz? Çok önemli bir atasözü, hepimizin bildiği bir sözün içinde geçen bir mekandayız. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Evet. Değil mi? Biz de neredeyiz şimdi? Şu anda Kerevet'teyiz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen bu Kerevet'teyiz. Görmüş olduğunuz gibi bu gayet ferah bir mekan. İnsanların da birçok ziyaretimizin özellikle üzerinde oturup dinlenmeyi tercih ettiği bir nokta burası. Kerevet dediğimizde bu. Yani onlar ermiş murada, onlar şimdi evleniyorlar. Biz de hadi gidelim oturalım. Kerevet'ine dinlenelim artık bu konuyla. İlişkimiz kalmadı anlamında. Evet, hepimizin bildiği bir sözün de mekanını öğrenmiş olduk. Özbekistan kültürünün dediniz, değil mi? Evet, yani Türk dünyasının ortak değerlerinden bir tanesi ama daha ziyade bu kerevet kullanımı Özbekistan'da çok daha yaygın. Müzik bütün sanatların içinde insan ruhuna çok yakın olan bir sanat. Siz de bütün evlerde müziği önemsemişsiniz değil mi? Yani kültürün çok değişmez öğelerinden bir tanesi müzik, mimari gibi, kültür gibi, sanat gibi, her konuyla ilgili. Burada da yine Özbek evindeyiz. Görmüş olduğunuz rubab bir klasik Özbek çalgısı. Bunun yanında çok önemli bir şey daha var. Burada dünyada ilk defa Müslümanlar tarafından yapılan gözlemevi, rasathane, Ulubey Rasathanesi Semerkant'ta. Burada görmüş olduğunuz gibi 1414 yılında yapılmış ve dünyanın ilk gözlemevi. Türkmenistan kültürünün çok önemli öğeleri söz konusu. Bir aile burada temsil ediliyor. Burada yine Türkmen kahramanları görüyoruz. İlginçtir. Burada çok ortak geçmişimiz olan bir ülke burası ve bu şekilde de kahramanlarımızın da ortak olduğunu görüyoruz. Dede Korkut gibi, Karacaoğlan gibi, Köroğlu gibi, Sultan Sencer gibi. Olduğumuz bir Tatar savaşçısı bu, Zırhlan ile beraber. Burada yine bir Tatar evinin içinden estantane oluşturuldu. Bir gelin bebeğini sallayan bir gelin görüyoruz. Başkurdistan Cumhuriyeti'nin evindeyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Salavat Yulayev, onların milli kahramanı. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu bir ülke burası. Hakikaten çok zengin, yeşil, petrol, doğalgaz ve birçok imkanlar olan bir ülke. Onun dışında ballarıyla meşhur bir ülke. Yani dünyanın en kaliteli ballarından bir tanesini başkurtlar üretiyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem turistik hem tarihi hem de etnografik özelliklerini burada yansıtmaya çalıştık. Yavru vatan da Türk dünyasının önemli bir parçası. Tabii ki olmazsa olmaz bir parçası. Burada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konseptin önemli bir parçası. Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ndeki son evimizdeyiz. Kırgızistan evimizdeyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi daha ziyade keçenin esas olduğu bir sergi düzeni var. Ve çeşitli Kırgız materyalleri söz konusu burada. Türk dünyasının evlerini gezdik. İçlerinde sanat eserlerini gördük. El sanatlarını gördük. Yaşayışlarını, müzik aletlerini, kıyafetlerini gördük. Ama buradan
giderken de yanımda bir küçük armağan, burayı hatırlatacak bir şey almak istiyorum diyorsak, evet, bir küçük ev daha var galiba. Bununla ilgili olarak bizim Türkiye'de ilk defa uygulanan bir projemiz söz konusu. Hediyelik eşya mağazamız. Yani bütün bu ülkelerden gelen hediyelik eşyalardan oluşan bir alışveriş merkezimiz var. Orada istediğiniz ülkeye ait istediğiniz bir hatırayı alıp buradan ayrılma imkanınız söz konusu. Buyurun birlikte. Biz de orayı da keşfedelim. Bugünün anısına bir hatıra alalım hem kendimize. Hadi buyurun. Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde ben kendime hediyemi seçtim, günün anısını seçtim. Bir keçe bebek, Kırgızistan hatırası ama daha çok da Türk Dünyası'nın hatırası olacak benim için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu güzel mekanı yarattığı için çok teşekkür ediyorum. Size de bizi gezdirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir kere ziyaretçilerimiz burayı ücretsiz gezebilirler. Bu çok önemli bir şey değil mi? Haftanın her günü açığız. 9-17. Hiçbir şekilde ücret ödemeden ziyaretçilerimiz burayı bekliyoruz. Türk dünyasını sanatlarıyla keşfetmek istiyorsanız Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ni mutlaka ziyaret edin. Biz bu arada az sonra bu mekanın bir de güzel restoranı var. Türk Dünyası yemekleri yapılıyor. Özel yemeklerde hikayeleriyle birlikte yemekler sunuluyor. Sizi de oraya davet edeceğiz. Bakalım orada neler göreceğiz. Ama şimdilik buradan veda ediyoruz ve Ebru sanatın, yine Türk geleneksel sanatlarından birini keşfetmeye götürüyoruz şimdi sizi. Alparslan Babaoğlu'yla atölyesine konuk olacağız ve Ebru sanatını konuşacağız. Sanat dünyamızda günün ikinci durağı bir Ebru atölyesi. Orta Asya'da doğup İpek yoluyla Anadolu'ya kadar ulaşan bu kadim Türk sanatını sizler için mercek altına aldık. Sanatçı Alparslan Babaoğlu, renklerin suyla dansı ve uyumunu gözler önüne seren atölyesinin kapılarını Sanat Dünyamız ekibi için araladı. Çok eski bir sanat Ebru. Uzak Doğu'da ya da Orta Asya'da başladığına, ilk yapıldığına dair sanat tarihçilerin araştırmaları var. Özbekler Osmanlı İmparatorluğu zamanında hacca gidecekleri zaman önce İstanbul'a gelirlermiş. Sultan 3. Mustafa bir gün tebdil kıyafet gezerken Sultantepe'de bu Özbeklere denk gelmiş. İşte onlarla sohbet ettikten sonra ikramlardan, sohbetten, cana yakınlıklarından Özbekler çok mutlu olmuş. Ve demiş ki siz hacdan dönüşte gitmeyin, buraya yerleşin, ben size buraya bir tekke yapayım demiş. Onlar da kabul etmişler. Bu şekilde Sultan 3. Mustafa zamanında Üsküdar Sultantepe'de bir Özbekler tekkesi var olmuş. Bu Özbekler Tekkesi'nin şeyhi vefat ettiği zaman yerine geçecek halifesi varsa geçiyor, yoksa Özbekistan'dan bir şeyh tayin ediliyormuş buraya. Bu şekilde Şeyh Sadık Efendi Buhara'dan İstanbul'a Özbekler Tekkesi'nin şeyhliğiyle görevlendirilerek gelmiş ve işte o Ebru'yu bilerek gelmiş İstanbul'a. O çocuklarını öğretmiş, o Necmet Nokya'ya, biz bu şekilde öğrendik. Ebru yapmak için önce bir mekan lazım. Yani çünkü bütün diğer sanatlar için bir masanın üzerine oturup tesipat, minyatür için masanın üzerine oturup kağıt kaleminizi boyanızı çıkartıp çalışabilmenize rağmen bu da aynı çini gibi, seramik gibi ayrı bir mekan isteyen bir sanat. Bir kere üzerinde Ebru yapacağımız sıvının kıvamını artırmamız lazım. Ona biraz yapışkanlık vermemiz lazım. Bunun için belli bir kıvamda tekne tabir ettiğimiz bir kap var. Kağıt ebatlarında hazırlanmış. Bu kaba döküyoruz. Mezbahadan sığır ölü alıyoruz. Şu Ebru'nun olmazsa olmazı, en önemli malzemesi sığır ölü. Sığır ödünü kaynatıp konserve yapıyoruz. Buzdolabında saklıyoruz ki bozulmasın diye. Çünkü organik madde içerisinde bakteri üreyip çürütebiliyor. Boyalarımızın tamamı doğal boyalar. Yani biz sentetik kimyasal boyalar, içerisinde asit olan, kimyasal madde olan boyalar kullanmıyoruz. Kendi yaptığımız fırçaları kullanarak içine öt katılmış boyaları tekneye serpiyoruz. Teknenin yüzeyinde oluşan zeminden tatmin olunca ya bu güzel oldu artık dediğimiz zaman da bir kağıdı hava kabarcığı bırakmadan teknenin üzerine kapatıyoruz. Oradaki bütün desen kağıda transfer oluyor, hiçbir şey kalmıyor. Hangi boyanızı ne kalınlıkta fırçayla serpeceğinize karar verirsiniz. Renkleri hangi sıraya göre atacağınıza karar verirsiniz. Fakat fırçayı kavanozdan alıp parmağınıza vurduğunuz andan itibaren hangi damlanın nereye düşeceğine siz karar veremezsiniz. Ondan sonraki siz ruhu rahata tabi artık. Bu bakımdan Ebru tasavvufta hep söyleriz.
külli irade ve cüz'i iradeye örnek olarak gösterilir. Ebru doğru kullanılırsa bana göre insanlarda enaniyeti ortadan kaldırmaya vasıta olan önemli bir araç olduğuna inanıyorum Ebru'nun. Benim ustamın bir beyti var, ben hep öğrencilerime de bunu anlatıyorum. Bil ki manzurun olan Desti Nükşi Mustafa, Nusret-i Mahmud Fidai, Himmeti Ali Aba diye bir şiir yazmış zamanında. Diyor ki, elinden çıkan bu nakışlar senin elinden çıkmadı aslında Mustafa. Bil ki bunlar Ali Aba'nın himmeti, Ehl-i Beyt'in himmeti ve Aziz Mahmud Fidai Efendi Hazretleri'nin yardımıyla ortaya çıktı. Sen sadece vasıtasın bunları yapmak için diyor. Yani Ebru'cu'da şu şuurun oluşması lazım. Ben bunları yapmak için vasıtayım bilincinde, şuurunda olması lazım. Bu anlamda Ebru'nun nefis terbiyesine önemli katkıları olduğuna inanıyorum. Sanat dünyamızda rengarenk bir Ebru atölyesinin ardından Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ndeki keşfimize devam ediyoruz. Bu çok özel mahallede İstanbul Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren bir restoranttayız şimdi. Ve restoran işletmecisi Zarife Kerim'le marifetli ellerle kültürden sanata dönüşen Orta Asya Türk mutfağını konuşmak üzere bir araya geliyoruz. Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde şimdi Türk Dünyası'na ait yemeklerin yapıldığı çok özel bir restorandayız. Yanımızda da mekanın işletmecisi Zarife Kerim var. Zarife Hanım merhaba. Ne yemekler yapıyorsunuz burada? Burası nasıl bir restoran? Bize anlatır mısınız? Burası yöresel bir restoran. Kültür evlerinin açılışı ile beraber 7 sene önce işte restoranımızı işletmeye başladık. Burada hemen hemen bütün Orta Asya'ya ait yemeklerin çoğu çıkıyor. Kaç çeşit yemek yapıyorsunuz? Yani 100 çeşitten fazla yemek yapılıyor burada. Uygur yemekleri şemsiyesi altında, öbür Kazak, Kırgız, işte Tatar yemekleri, onlar burada yapılıyor. Nasıl peki gelen misafirler ilk defa mı tadınca yemekleri, tepkileri ne oluyor? Farklı mı bizim bildiğimiz Türk yemeklerinden burada yapılan yemek? Aslında Türk damak tadı, bütün Türklerin yemek tadı birbirine çok benziyor. Sadece versiyonlar biraz değişik ama bizimkiler de belki daha zahmetli ve orijinal olabilir. Uygur yemeklerini daha önceden tadan kişiler, misafirlerimiz geliyor ya da bizimkiler Orta Asya'dan buraya göç ederek gelen misafirlerimiz geliyor ve Türkler geliyor. Gelen Türklerin yani %95'in üzeri hepsi bu yemekleri çok beğeniyorlar. Sizin sunumlarınız da geleneksel değil mi? Tabaklarınız, bütün ikramlarınız nasıl yapıyorsunuz? Bir kere Türk milletinin misafirperverliğiyle zaten öne çıkmış. Uygurlarda bu daha yani Türkiye'dekinden kat kat daha fazla düşünün. Orta Asya'da öyle. Dolayısıyla işte misafirin girişinden tutun, misafir kalkıp gidinceye kadar bizde hep ikramlar, yemekler, sunumlar o şekilde oluyor. Türk dünyasının yemeklerini keşfetmek istiyorsanız siz de mutlaka buraya gelin. Aslında yemek çok önemli bir kültür ama böyle güzel yapılınca bir sanata da dönüşüyor. Sanat dünyamızdan da bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Sanat dünyamızda bir sonraki bölümde TRT1'in reyting rekorları kıran muhteşem dizisi Diriliş Ertuğrul'un müziklerini yapan sanatçılar Zeynep Alasya ve Alpay Göltekin'le hem Diriliş Ertuğrul'u hem de Orta Asya Türk müziğini konuşacak. Edebiyatçı Şeref Yılmaz'la dünya edebiyatını derinden etkileyen klasik dönem Türk edebiyatçılarını masaya yatıracak. Son olarak ünlü ressam Rauf Tuncer'in Altaylardan Anadolu'ya isimli resim sergisini sizler için ekranlara taşıyacağız. O zamana kadar sanatla ve mutlu kalın.